16 Mayıs 1919 günü İstanbul işgal altındadır. Emperyalistlerin, işgalcilerin savaş gemileri birer kılçık gibi İstanbul boğazına takılı olarak dizilmiştir. Galata rıhtımında bandırmanın yolcuları hazırlanıyor. Pek de belli çalışmıyorlar niyetlerini. Fakat İngilizlerin istihbaratı da kuvvetli. Bu yüzden bandırma rıhtıma bağlı değildi. Birazcık açıkta demirliydi. Yani İngilizler eğer Bandırma'ya el koymak isterlerse öyle o kadar kolay olmasın. Hemen üstüne çıkmasınlar diye Bandırma açıkta demirliydi. Ve 16 Mayıs günü Hacı Tevfik Bey eşi ve oğluyla vedalaşır. Hacı Tevfik Bey Bandırma vapurunun kamarotudur. Oğlu 14 yaşında bir çocuk çok istiyor. Babasıyla Bandırma'ya gitmeyi. Baba beni de götür. Baba beni de götür. Hayır hayır babasıyla yola çıkmak istemiyor oğlu. Sadece bandırmaya kadar gidecek ve o yolcuyu görecek. Çocuğun hayali bu. Hacı Tevfik bir kıramıyor oğlunu. Belki onu son görüşü. Hadi gel evlat. Baba oğul birlikte Galata rıhtımında bir sandala biniyorlar. Bandırmaya yanaşıyorlar. Bandırmanın e, güvertesine asılı bir merdivenden yukarı çıkıyorlar. Bir kapıyı çalıyor Hacı Tevfik Bey. Bayağı da mahcup bir şekilde diyor ki efendim çok özür dilerim bu benim oğlum. Sizi görmeyi çok istedi. Onu kıramadım. Özür dilerim. Yolcu çocukla göz göze gidiyor. Senin adın ne çocuk? Nuri. Nuri çok mutlu. Ve diyor ki o gün Gazi Mustafa Kemal Paşa Hacı Tevfik Bey'in oğluna. Bak çocuk bu vatan hepimizin ama daha çok siz gençtirin. Vazgeçmek yok tamam mı? Yani 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'i Anadolu'ya bağımsızlık mücadelesine yolculamak için bir kişi bandırmaya kadar gitmiştir. O da bir çocuktur. Bir çocuk yolculamıştır onu. Ve bu yıl bandırmanın 101. yılını kutluyoruz ya Anadolu'ya gidişinin, İstanbul'dan ayrılışının. Ama bu yıl aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunda 100. yılıdır. Ve 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığında o gün 23 Nisan açılış günü sonradan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilecektir ama ama anlattığım bu öyküden de anlaşılacağı üzere meclisin açılmasından önce Atatürk 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan henüz ayrılmadan önce yani ulusal egemenliğin çocukların hayallerinde olduğu gerçeği Ulusal egemenlik ve çocuk sözcüğünü yan yana getirişini işte Bandırma'da Nuriye söylediği o sözlerle tarihe not düşmüştür. Vazgeçmek yok tamam mı? Sonra Nuri adlı çocuk sandalla Galata'ya geri döner. Bandırma ayrılır ama birkaç dakika sonra yeniden durdurulur. Çünkü Kız Kulesi işgal sırasında İngiliz karakol olarak kullanılmaktaydı. Çıkarlar, aramalar yaparlar. Atatürk der ki etrafındakilere, hayat tarzı gemileri, bunlar böyle işte. Sadece kuvvete, çeliğe inanırlar. Aradıkları sadece madde. Oysa biz Anadolu'ya inanç taşıyoruz. Büyük bir inancı götürüyoruz. Ve sonra bu aramada son sonra Bandırma Boğaz'ın, İstanbul Boğazı'nın kuzeyine doğru, Karadeniz çıkışına doğru yol alır. İskelelerde kimse yoktur. Ne Beşiktaş iskelesi, ne Üsküdar iskelesi, ne Beylerbeyi iskelesi. Boğazın kıyıları da bomboştur. Büyük bir keder yüklüdür İstanbul'da o gün. Nasıl olmasın ki İstanbul işgal edilmiş? Ne olacak geleceğimiz? Ama Bandırma'daki o umut, Boğazın kıyılarından Karadeniz'e doğru çıkarken, Yeniköy'ün sırtında çok ilginç bir şey olur. Yeniköy'ün sırtlarında birisi beyaz bir mendil sallar. Uzakta, çok uzakta bir kişi beyaz bir mendil sallıyor. Biri biliyordu Gazi Mustafa Kemal'in o gün Karadeniz'e çıkacağını. Ve oturmuş Yeniköy'ün sırtında bandırmayı bekliyordu. Ve bandırmayı görünce ayağa kalkıp beyaz mendil salladı. Sonradan Yeniköy sırtında beyaz mendil sallayan o insanın Atatürk'ün bir arkadaşı olduğunu öğreniyor bandırmadaki yolcular. Böyle hüzünlü bir ayrılıştır. Ve tam 8 yıl sonra 1 Temmuz 1927 günü Atatürk İstanbul'a geri dönüyor. 8 yıl sonra ha bir daha geri dönüyor. Bandırma ile ayrıldıktan sonra. Yine deniz yoluyla. İzmit'e geliyor. Orada Ertuğrul yatına biniyor. Bu kez e, İstanbul Boğazı'nın güneyinden Marmara Denizi'nden İstanbul'a geliyor. Ve su üstünde duran bir taşıt bulan herkes. Yani sandallar, kayıklar, mavnalar, vapurlarla İstanbullular. Binlerce İstanbul'u Marmara Denizi'nin girişinde 8 yıl önce deniz yoluyla ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılıyorlar. Atatürk de Ertuğrul yatından onlara beyaz bir mendil sallıyor. Bu kez özgürleştirdiği insanlara beyaz mendil sallayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ümüzün Samsun'a ayak atışıyla büyük mücadeleyi başlattığı bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bütün vatanseverlere bu ülkenin güzel insanlarına kutlu olsun.